Yıllar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca sana olsun Merhaba arkadaşlar. Ders izleyin. Koma hoş geldiniz. Anlatım biçimlerine öyküleyici anlatımla devam ediyoruz. Öyküleyici anlatım. Öyküleyici anlatım bir olaya dayalı olarak kurulur. Amaç okuyucuyu Olay içinde yaşatarak onu etkilemektir. Olayın yer, zaman ve kişiler olmak üzere üç temel ögesi vardır. Olay belirli bir zaman sırası içinde verilir. Öykülemede yani hikaye etmede yaşanan ya da tasarlanan olaylar okura gerçek izlenimi bırakacak biçimde yansıtılır. Öykülemede kısacası olan ne sorusunun karşılığı vardır. Şimdi öyküleme ile yani hikaye etme ile ilgili bir metnimiz var. Onu okuyalım. Vakit gece yarısını geçiyordu. Saatlerdir otobüsün loş ışıkları altında okumaya çalıştığı kitabını kapadı. Gözlüklerini çıkarıp gözlerini oğuşturdu. Dışarı baktı. Kentin ilk ışıkları gözlerinin önünde süzülüyordu. Meğer Ankara'yı ne kadar çok seviyormuşum diye düşündü. Ne kadar seviyormuşum bir bilsen yıldız. Evet, öyküleme ile yani hikaye anlatmayla ilgili e, ikinci bir metnimiz var. Onu okuyalım. O çağda Atina'ya köleliğe dayalı toplumsal düzen egemenmiş. Üretimi yapan köleler, yiyen, içen, politika yapan, devleti yöneten efendilermiş. Böyle bir toplumda Sokrat gibi sivri dilli bir bilginin tehlikeli ve düzene karşı düşünceler ileri sürmesi de ne demek? Tanrıların, tanrıçaların düzenini bozmaya kalkışanları, tanrılar ve tanrıçalar lanetmez de ne yaparlar? Zamanın egemenleri binlerce yıl keyiflerince düzen sürsün isterlermiş. Evet bu dersimizde burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.